Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ses konusunda biraz sıkıntı varmış da onu biraz inceltmeye, düzeltmeye, biraz daha kısmaya çalıştım. İnşallah e, ayarı tam yapmışızdır. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Biliyorsunuz Fenerbahçemizde gündem bir yerde transfer. Çünkü Fenerbahçe taraftarı hem transferlerden, transferlerin çoğundan memnun değil. Hem de transfer istiyor ki takım düzelsin. Yani şu anda herkesin kafası çok karışık durumda. Yani o kadar karışık durumda ki Fenerbahçe taraftarının kafası ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. İlk olarak Alexander Schlott'a yeni talip Köln diyelim. Leipzig'te forma süresi azalan Schlott'a forvetsiz kalan Köln talip oldu diyor. Forvetsiz kalan Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Sherlock'a Bundesliga ekiplerinden Köln'ün e talip oldu. Sky Sports'ta yer alan habere göre Timo Werner yeniden geldi. Ondan sonra bir iki tane daha forvet aldılar. Onlar da Modeste'yi Dortmund'a sattı. Ve Sherlock için nabız yokladı diyor. Köln'ün teklifine henüz yanıt yok diyerek de belirtiyor arkadaşlar. Şimdi 20 milyon euroya transfer oldu ama orada ne yaptı? hepinizce malum arkadaşlar. Yani Stuttgart, e, bu sezon Stuttgart'a karşı oynanan ilk destek maçına son 9 dakika süre aldı. Skor katkısı sağlayamadı diyor. Şimdi Fenerbahçe taraftarı kırılgan. Çok ama çok kırılgan. Sebebi ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin düşmanı çok. Harbi söylüyorum. PFDK Fenerbahçe'ye stadyuma usulsüz seyirci alınması, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve takım halinde sportmenine aykırı hareket yaptığı gerekçesiyle 271 bin TL para cezası vermiş. Aynı haftada Okan Buruk'un hakeme söylediği, sarf ettiği sözler videolarda yer aldı ama herhangi bir ceza uygulanmadı. Şimdi bu çifte standartsızlığa ya da çifte standarta karşı diyeyim Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Fenerbahçe taraftarının verdiği tepki sadece şu oldu. Veya Fenerbahçe ne top oynuyor ki? Değerli arkadaşlar, bir atasözü vardır. Yiğidi öldür hakkını yeme diye. Siz hem yiğidi öldürüyorsunuz, hem yiğidin geride kalan çocuklarını kaçırıp organ mafyasına satıyorsunuz. Hem yiğidin geride bıraktığı hanımına da, yani onu da parça pinçik edip taşlayıp öldürmeye çalışıyorsunuz. Sizin ne yiğide saygınız var ne ailesine saygınız var. Herkes için söylemiyorum. Arkadaş eğriye eğri de doğruya doğru de kabul. Ama ey, bir tane eğri gördün diye bütün doğruları yok hükmünde taşıma. Bak ben bir şey söyleyeceğim size. Ben mesela birine bir hata yaptım diyelim. Dedim ki ya kusura bakma istemeyerek oldu özür dilerim. 5-10 kere özür diledim. Yok diyor ben affetmiyorum. Allah da seni affetmesin desem. Rabbim inşallah senin bir tek günahını bile affetmesin. Cehennemde cayır cayır yan desem çıkıp bana diyecek ki ne vicdansızsın. Hiç Allah, Allah korkun yok. Siz şu anda bu durumdasınız. Özellikle Fenerbahçe'yi hunharca acımasız eleştirenler. Ya bakın. Ortak düşünce içindeyiz. Önce bunu bir anlayın. Hepimiz ortak düşünce içindeyiz. Takımın gidişat kötü. Ortak düşünce içindeyiz. Kabul. Sizinle bizi ayıran fark şu. Size göre... Takımın gidişat kötü bir daha töbe düzelmeyecek. Yani arabayla gidiyorsunuz arabanın lastik patladı ya kesin takla atacağız öleceğiz. Bitti. Bırak direksiyonu da bırak nereye çarpıyorsa çarpsın diyorsunuz. Biz de diyoruz ki ya hızını azalt ayağını yavaşça gazdan çek. Yavaş yavaş vitesi küçült. Kendi kendine duracak. Yani yavaş yavaş dörtleri yak. Daha da yavaşla, yavaşla, yavaşla. El frenine bile gerek yok. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Durdur. Sonra in, stepneyi çıkart. Arabanın lastiğini değiştir. Ne bileyim arkaya önce e, projektör bir şeyler koy. Arkaya işte araçlar da seni görsün, sıkıntı yapmasın. Biz de bunu anlatıyoruz. Yani biz tedbir alalım. Bu durumdan kurtulalım niyetindeyiz. Siz diyorsunuz ki öldük, bittik. Cık, git at. Uğur Meleke. Çok kısa. Crespo yavaş yavaş ritmini yakalıyor. Bakın Crespo'nun ritmini hala yakalayamadığının mesela Uğur Melek'e farkında. Size kalsa ya niye orta saha Crespo ile kurulmuyor? Yok işte ritim yakalaması lazım. Birdenbire geçen sezon ki Crespo seviyesine çıkamıyor. Luan Perez ikinci maçında da olumlu sinyaller vermedi. Hepimize göre. Ben bir olumlu sinyal söyleyeyim mi size? Ben şunu söyleyeyim. Yalvarırım yoruma yazın. Bak yalvarıyorum. Bu çocuk sezon başı kampını kaçırdı mı? Hiç idman yapmadı mı? Bak pozisyon bilgisi çok güzel. Olması gerektiği yerde çok güzel. Zamanlama güzel. Ama özgüven, fizik, kondisyon. Şu anda Mustafa Hoca'nın fizik kondisyonu neyse Luan Perez'in de o. Bak lütfen yazın. Eğer böyle bir şey varsa yazın. Ha derseniz hocam yo sezon başı kampına katıldı hazırlık maçlarında oynadı. Hayırlı olsun haşırttı Blackbird 5 milyon euro girdi bize derim. Ama adım soyadım kadar eminim. İnanın hiçbir bilgim yok. Aa, biliyorsun da bizi kekliyor. Hiçbir bilgim yok. Ama bak bilgisi yüksek fakat fiziği izin vermiyor. Hem beni düşünün. Ben yerde bir takla attım idi midem ağzıma geliyor. Lan küçükken arkaki 50 tane takla atardık. Ya da siz kendiniz için söyleyin. Devam edelim. Rossi'de bir özgüven kaybı var. Bunu da söyledik. Yani Rossi o kadar mallaştı ki kafasında gitme var acaba? Arda Güler. Fiziksel bir oyun oynayan ve çok faul yapan Slovaçka'lılarla didişmekte zorlandı. Bakın Slovaçka'nın en büyük özelliği. Fizikle oynadılar. Çok iyi savunma yaptılar. Bak fiziklerini öyle ortaya koydular ki Arda Güler kayboldu sahada. Hiç kimse Arda Güler'i eleştirmiyor biliyor musunuz? Niye? Çünkü ana yem Jesus. Size Jesus'u yedirme derdindeler. Dün takımın en iyisi Serdar Dursun'du diyor. Katılıyor musunuz? Takımın en iyisi Serdar Dursun. Katılmıyorum ben. Bana göre takımın en iyisi o sahiydi. Serdar Dursun'da eh işte yani eh işte. Yani bir tane gol attı diye. Arda Güler'in 81 dakika sahada kalmışlığı var. O 23'te 19 pas isabeti var. Bakın 23'te 19. Yani çok e, değişik değil mi ya? 23'te 19. Bizim bildiğimiz Arda Güler. Yani 23'te 19. İlginç. E, 5'te 3 5'te 3 ikili mücadele kazanma. Yani 5'te 3. Bakın o fizikle dayak yemesine rağmen 3. bölgede pas isabeti 3'te 3. Normalde bu maçın çözülmesi lazımdı. Mesela Emre Mor'a bir pas atıyor Emre Mor. Serdar Dursun'un önünde koşu Serdar Dursun'a atmıyor. Eğer Serdar Dursun'a atsa bak. Serdar Dursun'a atsa ne olacak biliyor musun? Ee, pozisyona girecek ama güvenmiyorlar. Bak forvet transferinin eksikliği. 3'te 2 başarılı dribling. 2'de ee, 2 uzun pas başarısı. 2 anahtar pas. 2 faul kazanma. Ee, <laughs> bir tane de yani nasıl anlatayım kritik bir müdahaleden sıyrılma diyeyim bir tane de. Arkadaşlar, yani yabancı verilerden aldığım şey şekilde söylüyorum. Ben bunların e, Türkçe karşılığını hep konuştuğum için bu sefer yabancı verilerden aldığım için biraz şey yaptım ama e, yani nasıl anlatayım size? Kritik bölgede kazanılan top diyeyim. Yani Türkçesi. Şimdi şunu belirteyim. Jesus'un elinde Türkiye'nin en iyi orta sahalarından birisi var. Arda Güler. Geçen senenin en iyi orta sahası Crespo. Belki de en iyi orta sahalarından biri Zayt 3. İsmail Yüksek yükselen değer, Arao yedek, Fenerbahçe orta sahasını etkin ve düzgün kullanmak zorunda. Arda Güler en iyi pozisyonda oynatacağım diyor, ona güven vereceğim, onun uygun stil sağlayacağım diyor. Hani bunları düşündüğün zaman bir şeyler olması lazım. Bugün Kasımpaşa hazırlıklarına saat 17'deki idmanla devam edeceğiz ama takımdaki moraller görüyorsunuz. Gürcan Bilgiç diyor ki Arda Güler tüm takım baskı yerken yeteneklerini gösterebileceği alanda bulamadı sertliğe yanıt da veremedi. Daha zamanı var. Bunları yaşaması gerekiyor. Şimdi bakın. Bir tarafta bir tarafta gerçekleri konuşanlar usulüne uygun, güzel, kibar, nazik bir şekilde diğer tarafta 68 yaşında taktiksel olarak oyunun zirvesinde gittiği her takımda benzer anlayışta futbol oynatmış, kupalar kazanmış bir isim 5 maç sonunda sistem değiştir. Biz bu hocadan memnun değiliz. İsmail Kartal gelseydi. Sizin olayınız neye benziyor biliyor musunuz? Yahudilerin olayına benziyor. Siz Yahudilere benziyorsunuz arkadaşlar. Harbi söylüyorum bak. Vallam bir Yahudi de etti. Arkadaşlar Hazreti Musa Yahudilere peygamber olarak gönderiliyor. Şimdi Uzun uzadıya anlatmayacağım ama Firavun'la arasında geçen olayları biliyorsunuz. Kızıldeniz'in yarılmasını işte çekirge istilası suların kana dönüşmesi bir gecede bütün e, <laughs> şeylerin yani Yahudi düşmanlarının bu e, bir gece için yani İsrailoğulların karşıtlarının bir gecede çocuklarının vefat etmesi şöyle böyle mucize üstüne mucize. Yetti mi? Yetmedi. Kızıldeniz'i yarıyor, karşıya geçiriyor, ediyor falan filan. Mağaraya gidiyor işte allah Teala ile konuşuyor, ediyor. Bir dönüyor bakıyor. Buzağa yapmışlar, buzağa tapıyorlar. Ulan bu kadar mucize gösterdik. Hani siz ben olsam kafayı yeriz ya. Yemin ediyorum. Yani ekilen saçlar da geri dökülür. Kafayı yersin ya. Lan bu kadar mucize gösterdim. Ya hiç mi aklınız yok? Bu kadar mı yobatsınız? Bu kadar mı fesatsınız dersiniz? Gelmiş buzağa tapıyorlar. Samiri diye bir yavşak, o da küçükken anne babası vefat ediyor. Onu da Hazreti Cebrail büyüttüğü için işte meleklerin ayak izini falan görüyor. Bir tane buzağı yapıyor. O yeteneğinden dolayı da o buzağdan ses falan çıkıyor. Millet de diyor aa yeni tanrımız bu hadi hayırlı olsun falan yapıyor. Bitiyor mu bitmiyor. Akıllandırıyor ediyor falan filan. Sonra Hazreti Musa'ya yine atarlanıyorlar. koca bir kaya kalkıyor tepelerinde duruyor. Üstlerine çökecek. Musa Allah'a yalvar falan filan. Hazreti Musa yine yalvarıyor Allah'tan şey yapıyor. Diyorlar ki işte gökten yani düşünseniz bir yerdesiniz gökten sürekli menü iniyor. Bugün İskender yiyelim. Gökten İskender iniyor. Misal veriyorum yani öyle biraz da abartarak. İşte et geliyor. Bıldırcın eti geliyor, urmalar geliyor. Bak ne kadar güzel. Bıldırcın eti, urmalar falan filan. Kemiksiz. Rahat rahat diye kütür kütür. Çıkıyor ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Musa'nın kavmi, Yahudiler ne diyor biliyor musunuz? Musa Allah'ına söyle biz bunlardan bıktık bize soğan ekmek indirsin. Yuh! Çüş! is. Yani gökten bıldırcın eti iniyor, kudret elması iniyor, hurma iniyor, şu iniyor. Biz bunlardan bıktık bize soğan ekmek insin diyorlar. Yav yobazlığın derecesi bu kadar yüksek. Hiç kusura bakmayın Fenerbahçe taraftarı. Yemin ediyorum çok benzerlik gösteriyorsunuz. Ya biz Jesus'u boş verin. İsmail Kartal gelsin. Hayır. Şey gelsin. Zeki Murat Göle gelsin. Size şu anda bu lazım. Ulan Jesus'u beğenmeyip İsmail Kartal ama İsmail Kartal çok başarılıydı. Üç kulvarda mücadele ederken İsmail Kartal tırt ötesi tırttı. Kayseri eğlendi ama Kayseri final oynadı. Ne güzel bahane. Ulan Fener'i yendikten sonra o moralle ben de final oynattırırım. Ümraniye'ye bakın bakalım bu hafta ne yapacak? Geçen hafta Fener'den puan aldı mesela. Hakem yardımı şu bu falan filan geçin. Bir şekilde aldım aldım. Ya arkadaşlar siz mü müthişi süperi bırakıp kötüye gitme derdindesiniz. Komisyoncu Arao'yu getirdi. Komisyoncu Gustavo'yu getirdi. Oradaki çöpleri temizliyor. Niye gerizekalı? Kaç ne kadar sözleşmesi kalmıştı gerizekalı arkadaşım? Zaten sözleşmesi bitmiyor muydu? O arkadaşlar zaten gitmeyecekler miydi? Niye... Flamengo'ya iyilik yapıyor. Geçelim. Para kazanacak komisyoncu. Arap Yarımadası'ndan 12 milyon euroluk teklif aldı lan bu adam. Hem de bir yıllık kontrat. La geri zekalı mı 3 milyon euroya okey desin? Ya biraz da bunu düşünün ya. Ya her şey dünya kendi sizin etrafınızda dönüyor gibi düşünüyorsunuz. Bak yazmış bir tanesi Ali Koç'tan Mert Müldür hamlesi. Hadi lan oradan. Hadi oradan trek. Neyin Mert Müldür hamlesi? Neyin Mert Müldür hamlesi? O sayıyı sattırıp bak kafalarda şu yerleşecek. O de satılıyor. O de satılıyor. 18 milyon euro teklif geldi diyor bir tanesi. Hemen başlıyorlar. Kesin Ali Koç kesin satar. Gider 8 tane de çöp alır. Volede yer alan habere göreymiş. Külliyen yalan ötesi yalan. Yalan ötesi yalan. Lan hadi alın ya. Mert Müldür Ali Koç devreye girmiş falan filan. Asra devreye girmiş. O çıkış yakalayan Mert Müldür şu anda düşüşte farkında mısınız? Onu da bir belirteyim önce. Sağol sağol 8 milyon euro talep ediyormuş. Bir şeyi merak ediyorum. Şu olamaz mı? Bak şu olamaz mı? Bir isim vereyim. Ee, kim olsun, kim olsun? Kayseri Spor'dan X ismi olsun. Kayseri Spor yöneticileri beni buldu diyelim. Ki çok rahat da bulabilirler. Hatta... E... Kayseri Spor'la ilgili yorum yapmamı da rica edenler olmuştu ama gerisini getirmedim. Bana rica ettiler. Dediler ki X diye bir futbolcu var Kayseri Spor altyapısında. Sana Peugeot 3008 lan anasını satayım. Sana Peugeot 3008. Yağla, balla, anlat. Bu futbolcuyu anlat. 7-24 anlat. Bu futbolcuyu bir şekilde transfer ettir. Deseler. Adım soyadım kadar eminim. Ben o futbolcuyu yağlarım, ballarım, Fenerbahçe olmasa da Süper Lig'den bir takıma 300-500 bin euroya gönderirim. 500 bin euroya satsalar 9 milyon TL yapar. Bir Peugeot 3008 1 milyon yok. Kayseri Spor 8 milyon TL kar elde etmiş olur. Bir sonraki satışta da yetiştirme bedeli almış olur. Ben de Peugeot 3008 alırım. Şimdi bunu büyük düşünün arkadaşlar. Mert Müldür'ün menajeri dese ki vole ekibine. Geçiyorum bu haberi. Geçiyorum bu habere. Şimdi Fenerbahçe bu sezon başarılı olmalı. Doğru. Her sezon başarılı olmalı. Bu sene şimdi Fenerbahçe şampiyon olmazsa verilen sözleşmeler yüzünden 2-3 sezon şampiyonluğa oynayamazmış. 8 yıllık şampiyonluk özlemi 12-13 yıla çıkarmış. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Bunun Galatasaraylı bir düşünceyle yazıldığını düşünüyorum. Bunun Beşiktaş'ta Trabzonsporlu bir düşünceyle yazıldığını düşünüyorum. Neden? Bir Galatasaraylı yazmış. Rıdvan Dilmen TFF'nin 35 kişilik kadro kurulabilir kararının Fenerbahçe için alındığını sonra 7 artı 4 yerli kuralını Fenerbahçe'nin bu sene istemediğini çünkü yabancısının çok olduğunu ağzından kaçırmış. Bu şekilde de paylaşmış. Sonra moderatör konuşacakken bilek hareketiyle konuyu değiştirmiş. Şimdi bu arkadaşa bir soru sormak istiyorum. Bre zeki arkadaşım. 7 artı 4'ü Fenerbahçe istememiş. Hadi Fenerbahçe geri zekalı diyelim istemedi. Galatasaray 7 artı 4'te 4 tane Türk oynatsana. Allah'ın kitabın Kur'an'ı Kerim'in aşkına 4 tane Türk oynatsana Galatasaray'da. Kim oynatırsın? Sağda Kerem. Solda Yunus. 2. Hadi. 3 ile 4'ü de say. Beşiktaş'ta 4 tane Türk oynat. Beşiktaş gerçi oynatabilir ya. Ka e, Kartal çıkıyor bilmem. E, sincap çıkıyor. Bir şeyler çıkıyor. O Beşiktaş oynadı Trabzon'da hakeza oynatır. Kalede Uğurcan'la yani Türk kaleciyle başladıkları için bir. Beşiktaş Türk kaleci 2. Fenerbahçe Türk kaleci 6 ay. E, İrfancan Ertuğrul bir kere birer tanesi çıktı. Fener'de Türkiye'nin en iyi sol bekçilerinden biri Ferdi var. 2. Serdar Aziz var. 3. İrfan Can var. 4. Mert Hakan 5. Milli takımın forveti Serdar Dursun 6. Emre Mor 7. İsmail 8. Arda Güler 9. Daha sayayım mı? Ha, Nazım Sangare sakat yani o yüzden onu saymadım. Muhammed Gümüşkaya'nın şu an yerini tam belirleyemedik. O yüzden saymadım. Tiago Çukur belki hani vesaire vesaire oynar. Gerçekten merak ediyorum. Yerli sayısı arttırılsa kime batardı bu? Hangi takım batardı? Galatasaray batardı. Ama benlerin 21 tane yabancısı var. Arkadaşım tescil ettirmedikten sonra istediğin kadar yabancın olsun. Ya 30 tane yabancın olsun. 14'ünü tescil ettir. Kalanlar kalsın. Futbol oynayamayacaklar. Ya bu her takımın sıkıntısı. Galatasaray'a şu anda iki tane, üç tane yabancı yazıyorlar. Yabancı yazıyor. 15 mi, 16 mı oldu mesela? Kimi gönderecek düşün diyor. Vesaire vesaire. Neyse selalar veriliyor. Uzun lafın kısası. Şörlot'ta yeni talip kölmüş. Geçiniz. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Baş iyi konuşmak için çekiyorum. Daha baş duayı iyi konuşabildim mi? Hayır. Dersinizi aldınız mı? Ben dersinizi aldığınızı düşünüyorum. Ben sizden yalak olmanızı istemiyorum. Ben sizden yalamacı olmanızı istemiyorum. Ben sizden ne söylersen hepsini onaylayın istemiyorum. Kimse köpek değil, kimse koyun değil, kimsenin fikirleri benim için düşüncesi, düşünceleri değersiz değil. Benim için tek değersiz olan şey şu. Gidiyorsunuz Ahmet'in ipiyle hareket edip ona göre konuşuyorsunuz. Mehmet'in ipiyle hareket edip ona göre konuşuyorsunuz. Düşünmüyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Hiç akıl etmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Okuduğunuz kitapta daha doğrusu okumanız gereken kitapta defalarca yazıyor. Bakıp ibret almaz mısınız, görüp ibret almaz mısınız? Sen de her şeyi dine bağlıyorsun. Niye? Ben dünyaya Fenerbahçe konuşmak için gönderilmedim. Kahlo yemin ederken gel buraya, kanal açıyorsun, Fenerbahçe'yi konuşuyorsun, milleti de uyutuyorsun. E, ahiret, cennet, cehennem. Başlayan ne yapacaksın cennet, cehenneme? Bir tek sen mi cennete gideceksin? Boş ver. Toplu birlik gidersiniz. Allah affeder. Geç mi diyecekler. Siz böyle kendinizi kandırmayın. Ben dünyaya Fenerbahçe konuşmak için gelmedim abi. Bu kadar dizayn, sırf bir beynin işleyişi, et parçasının düşünce yapısı, et parçasının ürettiği bu kadar şey. Abi bu kadar basit şey için gelmiş olamam. Baş duayı geçelim. Fenerbahçe'de sürpriz baş duayı. Fenerbahçe'de sürpriz Beşiktaş'ta geçen sezonu geçiren, Beşiktaş taraflarına şu anda sorun yaradan çoğunun belki de küfür ettiği, kaçırdığı goller yüzünden baş dua ile Fenerbahçe'nin anlaştığı söylendi. TV yüzden Candaş Tolga Işık'ın haberine göre Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardı. Yok, anlaşmaya vardı diyor. Önce Fenerbahçe'ye önerildi. Doğru. Menajeri Fenerbahçe ile görüştü. Doğru. Menajeri diğer takımlarla görüştü. Doğru. 2016'da 39 milyon euro karşılığında bu notu e, kaybetmemem lazım. 2016'da 39 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Chelsea'ye transfer oldu. Dortmund, Valencia, Crystal Palace 5 taşta kiralık forma giydi. 1- Kiralık olarak forma giydiği takımlara baktığın zaman 5 taş hariç yani 5 taşı saymıyorum. Niye saymıyorum? O Türkiye Ligi'nde olduğu için saymıyorum. Dortmund, Valencia, Crystal Palace. Bugün bir forvet getireceğim size arkadaşlar. Borussia Dortmund'da oynamış, Chelsea'de oynamış, Crystal Palace'da oynamış. Daha da yaşı 28 desem, piyasa değeri de şu kadar desem dersiniz. Geçen sezon Beşiktaş'la 33 maça çıkmış, 14 gol, 5 asist yapmış. Lan bu adam bir sürü kaçırdı. 14'e 5'te gol mü attı? <laughs> İlginç. Şimdi Fenerbahçe'de öncelikli hedefte Vincent Abubakarmış. Bakın bütün tuşlara basıyorlar. Ama ben burada herhangi bir cümle kurduğum zaman diyorlar ki yalan söylüyorsun, kandırıkçısın. Fenerbahçe Abu transferini gerçekleştiremezse baş için şartları zorlayacakmış. Bunu da bilin yani. Cesus'tan onay çıktı. Baş için görüşmeler hızlandı diyen arkadaşlar var. Mesela Abu şeyini çok merak ettim. Yaş 30, arada bir yaş fark var. Al Nasır takımında 2024'e kadar sözleşmesi var. Al Nasır'ın profiline girdim. Kaç tane forveti var diye merak ettim. <laughs> Yanlış anlamayın. Abu Bakar bir. Bir tane de Abdül adam var. iki. İki tane forveti olan takımın. Az forvetini alacaksın. La Gonzalo Martinez alalım. Sağ kanat. 10 milyon euro değeri var. 29 yaşında. Onu alalım. Yani Atlanta'dan 16 milyon euro aldılar. Onu alalım. O iyi futbolcuya benziyor. Talis alalım. İki de bir de alıyor. Luis Gustavo'yu göndermiş. Gustavo Henrique'yi de gönderelim. Gişli konan almışlar. Onu da alalım. Neyse ya boş ver almayalım. Şimdi Cesus'tan onay çıktı. Miş için görüşmeler başladı. Bak çok güzel bir yorum. Başdua'yı bitiricilik dışında forvet özellikleri çok iyi seviyede bir isim. Doğru pozisyon alır, top sürer, savunma arkası koşular yapar. Okey, 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 okey. Ancak Fenerbahçe'ye tam tersi gerekmiyor mu? Yani bulduğunu atacak. İki şık sunayım size. Çok iyi savunma arkası koşular yapabilen fizik gücü yüksek vesaire bir forvet. Fizik gücü eh işte, hızı eh işte ama yakaladığını atacak bir forvet. Sezonda 60 gol atacak forvet baş duayı. İkisinin de parası aynı desem. E, 60 gol atacak forvetin yaşı 34 desem umrunuz duyar mı? Duyar mı? Duymaz. 60 gol atacak forvet mi Başaköy'e mı desem? Hatta desem ki 60 gol atacak forvetin şartları Başaköy'den da biraz daha fazla desem hocam. Başaköy kim ya? dersiniz. Bu okey. Şimdi Joao Pedro dışında Fenerbahçe'deki forvetlerle hemen hemen aynı gibi durmuyor mu? Yani onlar da kaçırıyor. Bu da kaçırıyor. Mesela Valencia. Bana kalırsa benzer tipte özellikle. Ha biraz daha güçlü mü güçlü. Yani değişik bir durum olur. Fenerbahçe başlığı için Chelsea ile görüştü. Bunu da aktarayım size. Chelsea Fenerbahçe'den insani olmayan bir para istedi. Bak. İnsani olmadan yani insani olmayan bir para teklif etti. Bitti mi? A -a. Fenerbahçe'de yine insani olmayan bir para teklif etti. Nasıl yani? Anlatacağım. Piyasayı aşağı çekmeye çalışıyor Fenerbahçe. İstenilen bonservis bedelini Fenerbahçe şu anda veremez. Bilim, yani veremezsiniz arkadaşlar. Yani şu anda onların istediği parayı veremezsiniz. Doğru mu? Doğru. Şimdi yine benzer bir şey söyleyeceğim size. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış. Bakın sözleşme bitimine bir yıl kalmış. Sözleşme bitimine bir yıl kalan futbolcuyu kaça alırsınız? Yani kaça alırsınız? Bu arada az önce bir e, basına düştüm. Leipzig teknik Direktör Domenico Tedesco, Werner, Silva, Porsen, Benjamin Sesko ve Charlottetan hangisinin göndereceğini önümüzdeki hafta karar verecekmiş. Bu bizimkilerden de şaşkın. Bu arada Selan'ın sesi geliyor Sede. Şimdi baş duayı için açık söyleyeyim sosyal medyada konuşulan 12 milyon euro istendiği şeklinde. Fenerbahçe 12 milyon euroya karşılık kaç teklif etti biliyor musunuz? 3 milyon euro teklif etti. Başdua'yı için daha önceki videolarda size ne dedim? Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro alan Başdua'ya 2 milyon euro teklif ettik. Kabul etmesini beklemiyorum dedim. Ama Başdua'yı kabul etmiş arkadaşlar. 1.8-2.1 milyon euro arasında bir parayı kabul etmiş. Bakın 1.8-2.1 milyon euro arasında bir teklife ben gelirim demiş. Artı şampiyonluk bonusu. <laughs> Artık 300-400-500 bin euro neyse bu. Ama Chelsea kulübü baş için 12 milyon euro da diretmiş. Fenerbahçe 3 veririz çıkmayız demiş. Chelsea biraz daha düşeriz demiş. Vesaire vesaire. Şimdi aynı zamanda masada Trabzonspor varmış. Ben Trabzonspor'u anlamıyorum. Naser'de Cornelius var. Bilmem Nelius var. Deius. Ne? Deius muydu? Şey Koyta. Deius ne ya? Ben de diyorum ne diyor. Şimdi e, bir bakayım benim mi yanlışım var. Hani Cornelius var. Şu anda az forvet. Ha, Canini var. Canini dişine takarak oynuyor. Koita var. Emrehan Gedi Gedik de var. Dört tane forveti var Trabzon Ve tekli forvet sisteminde oynuyor. Bana mantıklı gelmedi ama. ilgileniyormuş Trabzonspor Belki de fener alsın diye ortada kaçıyorlar Wolves Everton'da futbolcuna ilgileniyormuş. Zaten Everton'da Wolves futbolcuna ilgileniyorsa Fenerbahçe'ye gelme şansı zaten yok. Başakşehir ilgilendi. Alamadı diyor. Cesus'un onayından geçti. Bir yıl sözleşmesi kalmış baş için 12-13 milyon euro isterler mi diyor. Az önce bir not vardı. 39 milyon euroya ama ne yıllar önce aldılar demiştik. Katılıyor musunuz? O notu silmeyelim dedik Lazım olur diye. Şimdi anladınız mı? Adam verdiği parayı bir şekilde çıkarma derdinde. Olayın özeti bu. Hani girmiş adamlar, adamlar bir şekilde harcama yapmışlar. Çıkarma derdindeler. Peki duyumu kenara koyayım. Hocam sence gelir mi? Senin duyumlarına göre gelir mi? Sana göre gelir mi? Benim duyumlarıma göre şu anda biz bütün tuşlara basmış durumdayız. 1 2 3 değil. 4 5 forvetle görüşme halindeyiz. Sherlock'ta da görüşme halindeyiz. Baş yine ne görüşme halindeyiz. Rossi'yi verelim. Üstüne bir 7-8 daha verelim. golü verin. Görüşmesi halindeyiz. Evet. Gabriel Barbosa halindeyiz. Bak Rossi'den çıkma, çıkma düşüncesi içindeyiz. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Fenerbahçe'de hava nasıl dağılır biliyor musun? Çok güzel dağılır. Rossi'yi verirsin. Üstüne de 5-6 milyon euro para verirsin. Gabriel Barbosa'yı istersin. Jesus Barbosa'yı ikna eder. Getirirsin Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarı Rossi'nin gittiğine mi sevinsin? Barbosa'nın geldiğine mi sevinsin? Sol öne de dersin ki ben sol önde Ferdi'yi oynatacağım. Alioski var. Novak da var. Ben memnunum bunlardan dersin. İşi bitirirsin. Bak nasıl dağıldı hava. İnanın böyle bir şey gerçekleşsin. Hava çok dağılır. Gabi golün haricinde e, West Ham'da bir eleman var. Ona da teklif sunuldu. Belot diye bak Roma ile anlaşamadın gel Türkiye'ye Türkiye gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Sanki Türkiye'de e, ne varsa gelmiyor. E, Lastine Traure'yi istedik. O da var. Yani şu anda Forvet için şu kesin diyebileceğim bir isim yok arkadaşlar. Bütün tuşlara bastık. Ama sıcağı sıcağına da gelişmeleri takip etmenizi öneririm. Çünkü her an her türlü gelişme yaşanabilir. Bilginiz olsun. Kanalımızı takip ettiğiniz için bana katlandığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet bazen çekilmez oluyorum. Özellikle canlı yayınlarda çekilmez oluyorum. Kabul ediyorum. Ama bu benim yüzümden değil. Bu moderatörlerimizin beceriksizliğinden. Adam Fenerbahçe'ye küfür ediyor. Dayanamıyorum abi. Engellesin geçsinler. Hepinizin huzurunda şuna hani söz vermeyeyim tutamam diye korkuyorum. Ama bundan sonra canlı yayınlarda hoşuma gitmeyen yorumları okumayacağım arkadaşlar. Sadece hoşuma giden yorumları okuyacağım. Spam atan arkadaşları, kanalı sabot eden arkadaşlar da engelleyeceğim. İster üye olsun, ister abone olsun, bilginiz olsun. Bundan sonra benim için e, değerli yorumlar. Bakın eleştiriyi de okuyoruz. Atış serbest programımız yarın, cumartesi günü. Gelin, istediğinizi söyleyin, dökün içinizi. Ne süre sınırı var, ne bir şey var. Sadece abonelik var. Abone olmayan e, arkadaşları alacağım. Belki arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirim. Bugünden sonra yani yarın abone olan arkadaşları kabul etmeyebilirim. Ya da yayına bir saat kala abone olmayanları kabul etmeyebilirim. Hani en az bir saat abonelik şartı arayabilirim. O yüzden bir an önce abone olun. Yarınki canlı yayında küfür hariç düşüncenizi belirtin. Belirtin. Tartışma ortamı yapın arkadaşlar. Belirtin. Bana bile gerek yok. Belirtin düşüncenizi. İstediğinizi söyleyin. Tamam Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.